Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim. Bugünkü videoda FIFA tarihinin en büyük skandalını konuşacağız arkadaşlar. İnsanların nasıl milyonlarca dolar kaybettiğini, bazılarınsa nasıl illegal yoldan milyonlarca dolar para kazandığını Aynı şekilde yayın nasıl bunu teşvik ettiğini ve YİE çalışanlarının bunu nasıl kolaylaştırdığını sizlerle beraber konuşuruz arkadaşlar ve bilmediğiniz bazı yayın yapmış olduğu illegal şeyleri de bu videoda sizlerle beraber buluşturacağım. Umarım video hoşunuza gider. Arkadaşlar sizlere tek bir isteğim var. Bu video güzel bir beğeni gelmesi arkadaşlar. Her videomuzda şöyle stabil olarak 1000 beğeni tutturursak arkadaşlar inanılmaz olacak. Bunu yapmamız gerekiyor ki YouTube algoritmasına öne çıkabilelim arkadaşlar. Dolayısıyla video izliyorsanız videomu beğenirseniz çok sevinirim ve çok tuttur Abi Discord aç Discord aç, Discord açıldı arkadaşlar Discord'umuzun linkini de aşağıdan bulabilirsiniz neredeyse her gece sohbet muhabbet dönüyor sesli olarak bilginiz olsun o zaman direkt videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik hacklenme olaylarına ve bunların gerçekten hack mi olup olmadığı, nasıl yaptıklarını neden ünlüler yaptıklarını sizlere anlatacağım. Şimdi liderlik tablosu gittiğiniz zaman arkadaşlar burada top 100 transfer profit diye bir yer var. Bu transfer profit burada yazan şeyler bu adamların bu kadar coin'si olduğu anlamına gelmiyor. Sadece oyuncuları aldıkları ve sattıkları fiyat arasındaki farkların toplamının bu kadar olduğu anlamına geliyor sevgili dostlar. Yani burada olmayıp çok fazla coin'si olan insanlar da var. Bunu emin olabilirsiniz. Şimdi bu insanlar nasıl hackleniyor veya nasıl hesapları çalınıyor? Şimdi ne kadar basit olduğunu size anlatayım arkadaşlar. Buradaki insanlar genelde ünlü insanlar. Yani ya YouTuber, ya Twitch'te var, ya TikToker, ya ünlü, hani şarkıcı, topçu, mopçu. Mesela ki dün Beşiktaş'ta oynayan Rozier eklenmiş. Peki bu Rozier falan nasıl hacklendi? Şimdi Rozier ilk önce nasıl hacklendi? Rozier ilk önce top 100'deydi arkadaşlar. Yani buradaki ilk 100 tane, ilk 100 zenginlerden birisiydi. Ve bu yüzden arkadaşlar hacklenmesi de kolay oldu Valentin Rozier'in. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İkinci olarak bunu nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar aslında hackleme diye bir şey yok. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? EA Live Chat'e giriyorlar. EA Live Chat'e girdikten sonra diyorlar ki mesela örnek veriyorum. Şimdi ben mesela buradan hacklemek istiyorum diyelim. Ben birisinin hesabına girmek istiyorum. Kulübe geliyorum arkadaşlar. Leaderboard'a geliyorum. Mesela burada FIFA Kadabra var. Şimdi ben de ben FIFA Kadabra hesabına gireceğim. Sadece FIFA Kadabra'nın e-mail adresini yani EA hesabına bağlı olan, EA Sports hesabına bağlı olan e-mail adresini bilmeniz sizin bu hesaba girebilmeniz için yeterli arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Hemen söyleyeyim size. Öğrendim çünkü bizzat yapılan ya yapan ve yapılanlardan öğrendiğim bilgiyi söylüyorum. Arkadaşlar bu hesap benim diye kanıtlamanız gerekiyor. Bunu nasıl kanıtlıyorlar onu söyleyeyim. Ben telefonumu kaybettim diyorlar. Şimdi bu hesapların çoğunda iki faktörlü doğrulama var. SMS onayı var, bilmem ne var, cartcurt var. Ya da e spor eğer yabancı bir ülkede yaşıyorsan sizi arayabiliyor mesela oradaki telefon numarasından. Adam bunların önünü kesmek için ben telefonumu kaybettim diyor. Ben telefonumu kaybettim dediği için iyi çalışan iki faktörü doğrulama şu bu sorması da imkan yok. İYT diyor ki bana telefonunu kaybettiğini kanıtla. Onlar da fake bir tane dosya sunuyor arkadaşlar. Polisiyeden ya, ya polisten ya da başka bir yerden alınmış. İşte bu bu telefon numarası kay, e telefonu sahip insan e ee, işte yoktur ya da bu e-mail e sahip bir şey, insan telefonu kaybetmiştir diye sahte bir belgeyi İE'ye gönderiyorlar arkadaşlar. İE'de ne yapıyor? Size bu hesabı veriyor. Nasıl veriyor? FIFA kadabro'nun diyelim maili ki totmail.com diyor ki ben zaten bunu telefonumu kaybettim, mailimi kaybettim. Ben bu hesabı istiyorum kardeşim. Baksana diyor polislerden alınmış belge fake olan tabii ki. Bana bu hesabı ver. Hangi hesabı? Sana şunu soruyor. İşte İE sana ilk başta şunu soruyor. mail'i neydi hesabın? hesabın maili neydi? İşte trik burası arkadaşlar. Buradaki insanların hacklenme sebebi e-mail adreslerinin sosyal medyada olması. Ne yazık ki burada hacklenen insanların arkadaşlar ya YouTube kontaktaki maili ya Instagram kontaktaki maili ya Twitter'daki maili ya Twitch'te falan konuşurken işte bana şuradan ulaş dediği mail bu adamların iyi maili. EA mailini bildikleri için ve EA mailini bulabildikleri için bu hesapları arkadaşlar bu yöntemle alabiliyorlar. Diyor ki mesela FIFA kadavra hesabını almak istiyorum diyorsun. Peki daha önceki mailiniz neydi diyor. Bana mailini söyle diyor. O maili doğru bilirsen o hesabı alıyorsun. Bu yüzden zaten ünlüler hackleniyor. Bu yüzden zaten yayıncılar hackleniyor arkadaşlar. Tamamen sebebi bu. Buradaki insanların çoğu ya YouTuber ya Twitch. Mesela burada hacklenmeyen insanlar da yani hiçbir şekilde kontakta olmayan insanlar. Mesela Arap vardı burada bir tane. O Arap'ın hacklenmesi zaten imkansız. O korumalı hesap arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu şekilde ekleniyor. Yani siz arkadaşlar benden tavsiye ne yayıncıysanız ne YouTuber'sanız ne de ne normal bir insansanız tabii her her normal yani. Asla mail adresinizi, herhangi bir hesabınıza bağlı olan mail adresinizi hiçbir yerde paylaşmayın arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem budur. Bu şekilde hacklenmelerden arkadaş önüne geçebilirsiniz. Yani bütün eklenen insanlar, Rozier de dahil mesela Rozier'in büyük ihtimal arkadaş Instagram'daki kontaktı ya da Twitch'teki kontaktı, yani mail adresi, EA'ye yay Live e bağlı olan mail adresi. Dolayısıyla arkadaşlar bu kişiler böyle hacklendi geçti. Şimdi bu hesapları geri alabilirler mi? Daha da arkadaşlar ben alabileceklerini düşünmüyorum. Alsalar bile zaten artık bu hesapları girildiği için bir kere bebepten ee, döndürmesi zor oluyor. Çünkü hesaplar da artık mailleri de artık şeylere geçti. Ve herkesin yeğe ulaşması imkansız. Yani burada top yüzde olmayıp 30 milyon 20 milyon kaybeden insanlar da var. Ve bundan hiçbir arkadaşlar coin seni geri alamayacaklar. Ama ne yapacaklar? Şimdi Sports neden tarihin en büyük skandalına bastı? Çünkü artık arkadaşlar ünlüler. Bu bu oyunu Rozier ünlüdür arkadaşlar. Rozier bir dava zaman uğraşır. Rozier'i geçtim 6-7 milyonluk YouTuber'lar. işte Twitch yayıncıları bu işten para kazanan herkes hacklendi. Bu oyuna para veren herkes hacklendi ve hacklenmeleri dediğim gibi tamamen EA'den kaynaklı olduğu için bu sefer FAK'a bastı arkadaşlar. Çünkü bir sürü dava yiyecekler. Sadece bundan da değil bakın. Hani sadece bundan diyemeyecekler da davayı. Geçen hafta hatırlayın arkadaşlar. Ramsdale vakası yaşandı. Ramsdale paketlerde yoktu. Şimdi tekrar yeni paket verdiler mesela bugün. Ama yeni paket vermesi bir şey değiştirmiyor. Siz dava açarsanız EA'ye yine kazanabilirsiniz. Çünkü adam der ki ben onu o zaman çıkarmak istiyordum. O zaman mesela 40.000-50.000 bin, bin coin ise şimdi 15.000 ise Yani her şekilde... İYE'ye açılan davalar kazanılacak arkadaşlar. İYE'ye açılan her dava kazanılacak. Çünkü bu sene artık bu işin boku çıktı. Ve bu hacklenme molayı arkadaşlar sadece bu sene yoktu. Geçen senelerde de vardı. Eee ammvelakin hani bu kadar çok öne çıkmıyordu çünkü bu kadar insan bilmiyordu. Artık daha fazla insan bunu yapmasını bildiği için ve daha fazla insan hacklendiği için sevgili dostlar bu daha da kritik hale geldi ve dediğim gibi e-sports bu sefer ağır faka bastı. Hem paket yönünden hem hacklenmeler yönünden. Ve bakın ben size hala söylüyorum arkadaşlar beni bilenler bilir. Ben asla bu, bak ben bu kanalda asla kolpa sıkmadım abi. Ben bu kanalda net neyse onu söyledim. Hatta ben doğrusunu söyledim millet dalga geçti ya böyle bir şey olabilir mi diye. Tez zamanda doğru oldu çıktı. Bakın ben size söylüyorum. Hala FIFA'dan para ile adam satan insanlar var. Primekon para ile satanlar var. İstediğiniz kart hesabınıza ekleyebilecek olan insanlar var. Hesap açma hakkınızı sınırsız yapabilecek insanlar var. Bu şirkette arkadaşlar inanılmaz şeyler dönüyor. Çünkü bu şirketin desteği E'ye bağlı değil. Bu şirketin desteği yabancı bir firmadan alınan destek arkadaşlar yani iyi para karşılığı tuttuğu bir müşteri hizmetleri ve burada neler neler dönüyor arkadaşlar dolayısıyla bu şirketin asla adam olma ihtimalini ben görmüyorum arkadaşlar he ama burada kimler suçlu burada bu oyuna hala bu kadar para yatıranlar da suçlu yani bu kadar memnuniyetsizliğin olduğu bir yerde bu kadar para yatırmaya devam etmenin hiçbir mantığı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar yani dediğim gibi bu şirketten korunmanın en büyük yolu benim her zaman bahsettiğim gibi SBC yapmak arkadaşlar. SBC yapın, bedavaya koinsinizi kasın, bu oyuna para yedirmeyin. Bakın ben geçen hafta taktik verdim. Şimdi bizim Türk insanımızda şöyle bir mallık var. Ben biliyorum, bir şey öğrendim başkası bilmesin. Ben şimdi geçen hafta coin kasma taktiği paylaşınca bütün Türk, bakın coin satıcıları, alıcıları kudurdu. Çünkü ben niye? Yabancılara satmanızı önerdim. Yabancılara satabileceğiniz birkaç tane site önerdim geçen videomda. Buradan arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz artık. Dolar kazanabiliyorsunuz artık buradan. Şimdi bizim Türk insanımız ne diyor? İşte bu taktiği paylaşın ekmeğimize şu doğradın bu doğradın. Senin ekmeğin kimsenin umurunda değil abicim. Sen bunu öğrenmişsin insanlığını senelerdir savuyorsunuz. Ben de bu YouTube'u birazcık ilgilenemedim diye arkadaşlar. Bunlar türemiş. E bunların önünü keseceğim. Ben bütün benim oyun açıklarını paylaşacağım. Çünkü ben Fonya'da bunu ilk paylaştım. İlk hesap açma taktiğini de ben paylaştım. İlk iyi e live chatten hesap yenilemeyi de ben paylaştım. Yine ben paylaştım. Ben istediğimi paylaşırım. Ve paylaşımını devam edeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla sizler benim tek ricam bu oyuna para yatırmayın. Bakın söylüyorum size ben bu oyundaki EA Türkiye'de çalışanları tanıyorum. Bakın para yatırmayın. Altını çiziyorum bakın size. EA Türkiye'de çalışıp snipe botu kullananlar var. Bak EA Türkiye'de çalışıp snipe botu kullananlar var. Coins alan var. Coins'e sahibiyle arkadaş olan var. Her gördüğünüz şey inanmayın. Yok işte paketten çıkardım, yok snipe'ladım bilmem ne yalan. Her gördüğünüz şeye inanmayın arkadaşlar. Bu oyunda kimse masum değil. Bu oyunda kimse masum değil arkadaşlar. Bakın bunu size söylüyorum. Bunu hakkınıza yazın. Yarın veya öbürsü gün arkadaşlar inanılmaz bir video gelecek. Bakın inanılmaz. Yarın veya öbürsü gün inanılmaz bir video geliyor. Ve gerçekten de ne yazık ki bunu söylüyorum arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum. Eski jenerasyonla FIFA bitiyor arkadaşlar. Bunu söylemek istemezdim. Ama gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor arkadaşlar. Eski jenerasyondaki FIFA'lar bitecek. Hatta FIFA 22 bile 2 ay sonra FIFA 22 diye bir oyun olmayabilir. 2-3 ay sonra bakın söylüyorum. FIFA 22 diye bir oyun olmayabilir. Sebeplerini arkadaşlar sizlerle birlikte ya yarın veya öbür günkü videomda konuşacağız. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizlerden bin beğeni gelirse dehşet olur. Adamsınız bir tanesiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.